lira, fındık 100 lira. 60 liraya bile satan var. Mazot 2 kat arttı. Mazot gübre 18 liradan 48'e çıktı. Gübre %300 arttı. Dolayısıyla herkes perişan. Şehirde geziyorum, bir tane gülen insan görmedim. Yaşlısı genci elime sarılıyor, kucaklıyor, bizi kurtarın diyor. Şimdi böyle bir dönemde biz erken değil hemen seçim derken Özgür Bey ilk çıktı, dedi ki ben erken seçim fırsatçılığı yapmam dedi. Hı hı. Allah Allah. Niye fırsatçıyız ya? Özgür Bey sen erken seçim istemeyebilirsin. Ama erken seçim isteyen İyi Partili Turan Çömez'e, Demokrat Partili Cemal Engürt'e niye fırsatçı diyorsun ya? 1989 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti belediyeleri kazandı. Allah rahmet eylesin Demirel'le beraber hemen seçim dediler. 1,5 yıl içerisinde ülkeyi 91 yılında seçime götürdüler ve Anavatan Partisi gitti. Değil mi? DYP, SHP hükümeti kuruldu. Bu siyasetin doğasında vardır. İktidar yenilmiş, bu bir referandumdur. Referandumdur. Referandumda iktidar kaybetmiş ve siz bunun devamını getireceksiniz. Biz getiriyoruz. Özgür Bey bize fırsatçı dedi. Sonra döndü dedi ki, baktı ki sokak hiç de onun dediği gibi değil. Nereye giderse insanlar hemen seçim diye bağırıyor. Ben miting yapıyorum dedi. Sonra vadeli seçim ortaya koydu. Ona geleceğim. Sonra dedi ki 2,5 yıl senden, 2,5 yıl benden Erdoğan dedi. Yahu sen Özgür Özel bu milletin demokratik hak olarak verdiği 5 yılı nasıl 2,5 böldün? O mecliste İyi Parti var, DEM var, Saadet var, Gelecek var, Demokrat Parti var, TİP var, MHP var, MHP var. Nasıl bunu ikiye böldün de? 2,5 yıl senden, 2,5 yıl benden. Neydi 2,5 yıl? 2025'in Kasım'ında eğer erken seçim kararı alırsan destekleyeceğim, sen de aday olabilirsin. Biz dedik ki bir dakika, ne yapıyorsun Özgür Özel? Anayasaya göre bir daha aday olması imkansız Recep Tayyip Erdoğan'ın. Aday olamaz. Erken seçim istesek de aday olamaz. Bunu savunmamız gerekirken, bunun mücadelesini vermemiz gerekirken Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan'ı aday yapmak için yol açtı. Biz buna itiraz ettik. Olmaz dedik. Şimdi bugün Özgür Özel geldiği noktada geçim yoksa seçim var diyor. Tamam. Geçim yok şu anda. Geçim var mı? Bravo. Geçim var mı? Yani birisi yazsın ya, Allah'ını seven birisi yazsın bize. Geçimi olan biri varsa, 12.500 liraya geçinen varsa, 6.000 liralık dul yetim maaşıyla, 4.000 liralık engelli maaşıyla geçinen varsa, 17.000 asgari ücretle geçinen varsa, emekli memur seyyanen zam alamamış geçinebiliyorsa, polis 110.000 tane 3.600 alamamış geçinebiliyorsa, 41 yıllık köy hizmetlerinde çalışmış 21 bin lira, 25 bin lira alan, devlette 35 yıl görev yapmış polis 21 bin lira alıyor. Geçinebiliyorsa yazsın. Geçim yok. Geçim olmadığına göre seçim demeliyiz. Seçimi diyecek olan da kim? Muhalefet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bakıyorsunuz. Orada da halkın sorunlarıyla ilgili bir şey yok. Bakın tekrar söylüyorum, net anlaşılsın diye. Biraz önce hakikaten çok duygulandım da biraz hızlı, net, sert konuştum belki de. Terörle mücadelede gazi sayılmayan 23 bin vatan evladı var. Evet. Şarapnel yemiş, kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş. Gazi sayılıp Türk bayrağına sarılarak ölmek istiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 2020 yılının 19 Eylül'ünde dedi ki 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi veriyorum. Hayırlı olsun, gazi sayılacaksınız dedi. 4 yıl geçti. Demokrat Parti olarak verdik, İyi Parti verdi, CHP verdi ama bu insanlar gazi sayılmadı. Uzman çavuşlarla ilgili MHP'nin, o zaman MHP milletvekili adayıydım. Sözü var meydanlarda. Kadro verilecek sözleşmeli ellere. Yok kadro. Karayolları taşeron işçileri, belediye taşeron işçileri, infaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyor. Cezaevlerinde hayatı tehlike yaşıyorlar. Yok kadro. Yani nereden tutarsanız ortada memleket adına, millet adına konuşulacak şeyleri konuşmayan bir parti ama öbür taraftan muhaliflere her türlü hakaretten geri kalmayan bir parti. Yani bir de bu arada Büyük Birliği de unutmamak lazım. Bu destici vardı. Hani Ermeni Yahudi yaptıydı değil mi hepimize? Mesela ben desticinin beni dinlediğine eminim.
Dinlemese de zaten adamları söylüyorlar. Desteci ve adamları. Geçen hafta bize Ermeni Yahudi demiştiniz. 750 lira kredi kartını ödemiyoruz diye. Gerçi sonradan ben öyle bir şey demedim dedin ama. Şimdi soruyorum Desteci. Mecliste Demli Başkan varken konuşmam diyen Desteci. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi karşısında ne düşünüyor değil mi? Büyük Birlikçi arkadaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları. Size de soruyorum, ne düşünüyorsunuz şimdi söyleyin. Efendim kınıyoruz biz deme karşıyız. Yok öyle. O laflar, lafı güzaf. Tavır gösterin, tavır. Bize gelince hakaret ediyorsun değil mi? Yahudi, Ermeni diyorsun bize gelince. Bunlar Yunan'ın yanında savaşır diyorsun. Bunlar Demli diyordun bize kredi kartında 750 lirayı ödemeyi kabul etmedik diye Destici. Bize Demli dedin, Demli. Şimdi de demin terörist başını meclise getirip konuşturmayı düşünüyor ortağın. Ne diyorsun Destici? Şimdi çık tavrını bakalım nasıl koyuyorsun hep beraber görelim. Bunların milletle ilgili, memleketle ilgili, ekonomiyle ilgili, açlıkla ilgili, yoklukla ilgili bir şey söyledikleri yok. Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir siyasi hareket ki 3 Hilal'i gördükten sonra Aslı, hı hı, başka yere asla oy vermem diyen o samimi insanların oyuyla bugün ayakta duruyor. Yoksa bir politika üretip de efendim neymiş devletin milletin bekası için Cumhur İttifakı'ymış. Efendim dış yurt dışındaki dış güçlere karşı Libya'daki mavi vatana savunmak, Suriye için biz Erdoğan'ın yanındayız. Nerede mavi vatan ya? Var mı öyle bir şey şu an? Gemiler çekilmedi mi oradan? Hepsi çekildi. Hepsi çekildi, hepsi değil mi gemileri? Nerede o zaman soruyorum şimdi. Karabağ'a girdik diyordu Erdoğan. Libya'ya girdik. Aynı şekilde Suriye'ye gireriz diyordu. Çıktı mecliste yüzümüze karşı ne dedi? Suriye bize, şey İsrail bize girecek dedi değil mi? Suriye'ye girecek. Bir gece ansızın gelebiliriz diyordu. Bir gece ansızın gelebilirler oldu. Gelebilirler oldu. Dolayısıyla burada MHP'li arkadaşlar, ben hakikaten tanıyorum, biliyorum, beraber mücadele ettiğim, hapis yattığım, çile çektiğim, 12 Eylül sonrasında Alp Aslan Türkeş'le beraber Muhafazakar Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni beraber çalışarak ayağa kaldırdığımız arkadaşlarımız şu an bence çok büyük bir vicdani rahatsızlık yaşıyorlar. Ya bunları bir kısmı MHP'den istifa eder mi? Eder. Etmeye de başladılar, ediyorlar. Ama ben Sayın Devlet Bahçeli'ye hakikaten samimiyetle şunu hatırlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. 45 yıllık bir ülkücü olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Mesela benim Sayın Devlet Bahçeli bugün genel başkan orada. Benim de katkım var. İşte İyi Parti, o zaman Meral Akşener partisi yok. Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Sinan Ogan, Sait Gönen genel başkan.